Merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü imkansızını başaran konuğum ta Tokyo Olimpiyatlarında ülkemize ilk madalyayı kazandıran, hatta judo tarihinde, paralimpik judoda ilk erkeklerde madalyayı kazanan Recep. Ne haber dostum? Merhaba hocam. Nasıl keyifler dostum? Hoş geldin önce. İyi hocam, çok şükür, elhamdülillah, iyiyiz. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ ol, biz de iyiyiz. Şimdi sen Tokyo'da mis gibi bizi temsil ettin. Judo dalında değil mi? Evet. Paralimpik judoda ve bronzumuzu aldın mis gibi. Senin engelin neydi orada dostum? Hocam ben görme engellilerde yarıştım şimdi 60 kilogramda. Görme engelli olduğumu da sonradan öğrendim aslında. Şimdi öyle bir durum var. İlk başta ben altyapı olarak güreşten başladım. Evet. Senin doğumdan gelen bir engel değil mi? Aynen, evet. 5 yaşında falan fark ettik aslında şimdi gözümde görme kaybı olduğunu. Ama ben onu fazla şey yapamadık şimdi. Evet, bu tür şeyler arkadaşlar falan. Bebeklikte işte işitme engeli de görme engeli de bebeklikte çok belli olmuyor. Çünkü bebek söyleyemiyor bunu. Aynen. Açıkçası doktorların onları anlaması gerekiyor. Evet. Ve sen 5 yaşında bunu fark ettiniz. Aynen. Ama tabii ki doğuştan geldiği için bir şey yapamadık. Evet. Öyle devam ettik hayatımızda. Sonrasında spora nasıl başladın sen peki? Spora şimdi ben 7. sınıftaydım galiba. Öyle hatırlıyorum. Bir tane atletizm antrenörü geldi okulumuza. Kendisi sporcu aradığını, iyi sporcuları seçeceğini söyledi. Koşturdu bizi öyle. Ben de koşmak istedim. Koştum ama vücudum tabii koşuya elverişli değildi o kadar. Ama spor yapmak istiyordum gene de. Kendisi de benim istekli olduğumu gördü. Vücudum atletizm değil de başka bir branşa yatkın olduğunu anladı. Ama yine de çağırdı yanına. Atletizmde devam ettim 3 ay falan. Ondan sonra Recep dedi seni güreşe gönderelim mi, ister misin dedi. Güreşe vücudun daha çok elverişli. Olur dedim. Ben de istiyordum aslında küçüklükten beri güreş yapmak, yani bilmiyorum, böyle kanımda var sanki güreş yapmak istiyordum. Yaramazlık var sürekli böyle, itişme yani, kakışma falan. Aynen böyle. O sürekli var, yapmak istiyordum. Gönderdi beni böyle 3-4 ay devam ettim. Ondan sonra aralıklarla bırakmak zorunda kalıyordum. Ama en son olarak tekrardan profesyonel bir şekilde başladım. Petrospor'da altyapısında öyle. Ondan sonra iyi yerlere geldim. İyi dereceler falan da yaptım. Bu arada normal insanlarla görüşüyorsun değil mi sen? Yani paralimpik değil. Aynen, senin paralimpik değil. Yani paralimpik olsaydı benim için daha iyi olurdu. Tamam. Ama paralimpik yoktu. Ben de normal sporcularla yarışıyordum. İyi de dereceler yapmıştım. Türkiye'de derecelerim falan çok vardı. Orada milli sporcu bile olmuştum yani. Ondan sonra güreş antrenörüm işte seni paralimpiye yönlendirelim falan filan gibisinden dedi. Orada judo var. Paralimpikte yarışırsan senden iyi bir judocu olur diye şey yaptı. Ben ilk başlarda istemedim aslında. Ama ondan öncesinde sanırım bir maçta başına kötü bir şey geliyor güreşte değil mi? Evet. 2014 yılında gençlerde son senem, o sene gerçekten çok iyi çalışmıştım yani. Şampiyonluk geliyor diyorsun. Aynen diyorum. Yani ben Türkiye'yi düşünmüyordum. O sene Avrupa'da kesinlikle derece yapacağım diye o kadar çalıştım yani. Gittik grup şampiyonasına gittik. Türkiye şampiyonasından önceki eleme oluyor grup şampiyonası. Orada ısınma yapıyorduk bir arkadaşımla. İki kişi de güreş yapıyordu. Birinin ayağı kafama bir çarptı yani öyle. Ondan sonra her taraf böyle bulanık oldu. Ben tansiyonum falan düştü sandım. Oturdum yarım saat falan filan, ayran falan pişirir içiyorum, yok geçmiyor. Ondan sonra hocama şey yaptım, ben dedim hocam görmüyorum, kendisi de dalga geçiyorum sandı öyle. Ben dedim bak gerçekten görmüyorum, skorboard'u bana söyle dedim öyle. Maça çıktım, güreş esnasında bizde dalma diye bir hareket var. Çocuk ayağıma dalmış, ben görmemişim yani. O halimle yendim, çeyrek finale geldim. Çeyrek finalde de elim yerinden çıktı bu sefer. Tarihsizlikleri hepsini üstüne. Aynen. Hakem devam edemezsin diyor. Ben edeceğim diyorum. Çünkü o sene çok çalışmışım. İstiyorum. Doktor şey yapamadı öyle. Geldi baktı falan, takmayı bilmiyorum dedi yerine. Bir tane hakem geldi sağ olsun. Taktı elimi, sardım öyle. Devam ettim. O maçı kaybettim. Repesaja düştüm. Repesajları aldım. Bronz madalya maçına geldim. Üçüncü oldum orada. Ondan sonra tabii görmüyorum. Onun derdine düştüm.
sporu tamamen bırakmanın peşindeyim bu sefer. Çünkü o zaman sadece güreş yapıyorsun. Aynen. Farklı bir başka bir alternatif. Güreş yapıyorum, bir de görmüyorum yani. Bu sefer hiç göremiyorum artık. Ondan sonra doktorlara falan gittik, geldik falan filan. Güreşi tamamen bıraktım ondan sonra. Antrenörüm bu sefer beni Paralimpiye'ye yönlendirdi. İlk başta gitmek istemedim. Antrenörüm kafaya koymuş, seni olimpiyatlara gönderecek. Beni göndermek istiyor. Sağ olsun, gerçekten kendisi çok yardımcı oldu bana zaten. Ondan sonra başladım her neyse, Türkiye Şampiyonası'na gittim. Orada Türkiye Şampiyonu oldum. Gençlerde de son senemde orada, onda da şampiyon oldum. Ondan sonra ilk yurt dışı müsabakama gittim. Şimdi artık Paralimpiklerle beraber yarışıyorsun değil mi? Evet, Paralimpiklerle yarışıyorum. Şimdi ilk yurt dışı müsabakamda yenildim. Ama hırs yaptım. Yapacağım dedim bu işi. Güreşle judo dışarıdan birbirine çok benziyor gibi görünüyor ama o elbiseyi giydikleri zaman arasında çok büyük bir fark var. Evet. Gerçekten çok ciddi bir fark var arada. Judo tamamen bir savunma sporu. Evet, değil mi? Kesinlikle. Onu bir de şimdi Japonlar çok iyi biliyor. Hı-hı. Onların atasporu zaten. Tamam. Her inceliğini biliyorlar onlar. Şimdi ilk Güney Kore'ye gitmiştik, orada yenildik. Yani. Yenildik orada. Ondan sonra çalıştım, hırs yaptım. 2015 yılında Avrupa Şampiyonası var. Orada yarı finalde yenildim orada. Olimpiyat şampiyonuna yenildim ama orada. Yarı finalde yenildim. Bronz madalya maçına çıktım. Orada üçüncü oldum. İlk madalyamı aldım. Yurt dışı, yani o madalya benim için çok güzeldi ve çok önemliydi. Evet, şimdi olimpiyattan sonraki en önemli madalya benim için o. Çünkü ilk madalyam. İşte olimpiyatın aslında temellerini atan, evet bu oluyormuş, yurt dışında da bir şeyler yapabiliyoruz dediğin madalya aslında. Kesinlikle öyle. Ondan sonra yurt dışı müsabakalarında çok fazla müsabakaya katıldım. Dereceler fazla elde ettim. Ondan sonra 2017 Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Orada da bronz madalya aldım. Bu sefer 2019'da da var Avrupa Şampiyonası. Hı hı. Orada da bu sefer finale çıktım. Rakibimi biraz fazla küçümsediğim için ve kafa olarak kendimi tam veremedim maçta. O maçı kaybettim. İkinci oldum orada. Dünya Şampiyonası'nda 2018 yılında yarıştım ama kilo düşemedim orada. Hı. 66 kiloda yarışmak zorunda kaldım. Orada ikinci maçta yenildim. Şampiyonadan elenmiş oldum ama diğer kalifikasyon maçlarına girdim. Puan aldım, yani bayağı bir puanlar elde ettim. Dünya sıralamasında iyi bir sıralamaya geldim. Hı-hı. Şimdi bizde ilk 11 sıradakiler direkt olimpiyata katılıyor. Evet. 12. olan kişiyi IPSA, yani Dünya Judo Federasyonu kendisi seçiyor. Şimdi ben sıralamadaydım. Son kalifikasyon maçına katılamadım. Orada sıralamadan düştüm. Çünkü biliyorsunuz İngiltere'de olacaktı maç. Orada İngiltere bizi kırmızı bölge olarak seçti. Ve gidemedik o maça. Sıralamadan düştüm. Ama sağ olsun IPSA beni seçmek istedi. Bizim federasyonumuza oraya bir dilekçe yazdı. Böyle böyle nedenlerden dolayı katılamadık gibisinden. Bizi seçti sağ olsun. Biz de olimpiyata gitmeye öyle hak kazandık. Yani ülke kotası dediğimiz muhabbetten gittim ve ülke kotasından olimpiyata katılıp derece yapanlardan da ilk olarak seçildim. Abi. Ve oradaki Türkiye tarihindeki ilk madalyayı aldın sen değil mi? Judo Paralimpik'teki. Evet, hem olimpiyatın ilk madalyasını almış oldum. Evet, zaten ben o günü dün gibi hatırlıyorum yani. Ah dedim, ilk röportaj yapacağım insan çıktı. İlk madalyayı o gün ben aldım. Ondan sonra Paralimpik'te erkeklerde, judoda da ilk madalyayı ben almış oldum şu an ülkemize. Gerçekten gurur verici bir şey. Yani çok mutlu oldum ben de. Peki spor senin hayatını nasıl değiştirdi? Yani spor öncesi hayatında sonrası hayatın arasında nasıl fark var? Spor öncesi spor yapmasaydın sence ne olurdu hayatın? Nasıl olurdu? Yani pek parlak olacağını düşünmüyorum. Çünkü yani çevremdeki kaldığım yerler, okul falan, o kadar iyi bir yerde değildim. İyi bir mahallede değildik yani. Çevremdeki ve dezavantajlıydın insanlar, diğer insanlardan. Evet. Ve oradaki insanlar da maalesef biraz daha hor görebilirlerdi seni. Evet. Değil mi? Kesinlikle öyle. Yani şimdi çoğu arkadaşım şu an, oradakilerin çoğu değişik işlerle uğraşıyorlar yani.
ki belki benim de sonum öyle olurdu eğer spor yapmasaydım. Spor gerçekten beni yani çöplüğün içinden alıp gerçekten çok iyi bir yere getirdi diyebilirim. Yani spor insanlar için gerçekten çok önemli bir şey. Hem bedensel hem de fiziksel olarak yani çevre olarak. Her konuda yani insanları gerçekten çok iyi bir yerlere taşıyor. Tabii yani sen judo sayesinde düzgün düşünmeyi de öğreniyorsun. Orada ne taktikler dönüyor yani zaten matematik profesörü gibi bir yarışta öyle şeyler oluyor ya yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bir insanın nabzı 200'ü, normal bir insanın nabzı 200'ü bulduğu zaman insan nerede olduğunu bilemez. Evet. Nabız o kadar yükseldiği için kendini kaybeder yani. Ama bizim nabzımız zaten maçta 200'ü buluyor ve biz o sıra hangi tekniği yapalım diye düşünüyoruz. Şimdi bir teknik yapıyoruz, ardından başka bir şey. Tabii bu arada savunman lazım karşındaki bir şeyler yapıyor. Aynen. Hem atak hem saldırı. Ve anlık değişebiliyor değil mi? Aynen. Bir, bir dalgınlıkla maç gidebilir. Kesinlikle yani. Öyle. Hem onu düşünüyorsun, hem bir kulağın hucada olacak. Hem seyircileri duyuyorsun, hem hakemi dinliyorsun, hem sporcunun kendi antrenörünü de dinliyorsun. Çünkü ona taktik verirken sen de anlayabiliyorsun. Tamam. Şimdi judo terimleri Japonca olduğu için dünya dili olarak öyle anlayabiliyoruz. Mesela Seunage bütün dünyada aynıdır. Japonca olduğu için onu yap dediği zaman anlayabiliyorsun, savunmasını alabiliyorsun yani. Bir de öyle bir avantajı var. Süper. Oraya gidince ne hissettin peki? Yani ilk maçına çıkıyorsun ve son maçına çıkıyorsun. Ya ikisi arasında ne fark vardı? Çok daha tecrübelenmiştin değil mi oradaki aradaki maçlarda bile yani? Evet, kesinlikle öyle. İlk maç gerçekten zaten benim için her zaman en zor maç ilk maç oluyor benim için. Heyecandan mıdır diyeyim, vücudumun ısınmamasından mıdır bilmiyorum ama yani ilk maçlarım şu ana kadar bütün ilk maçlarım, müsabakalarım dahil hepsi ilk maçların hepsi çok zor geçti. Bronz madalya maçını gerçekten çok istedim. O maç yani hem çalışmıştım biliyorum ama karşımdaki de çalışmıştı. Bir de bildiğim kadarıyla bir yenik duruma düştün değil mi? Evet ve benden önce olimpiyat şampiyonunu yendi kendisi. Şimdi repesaj yarı finale çıkacak o. Benden önce olimpiyat şampiyonunu yenmişti. Olimpiyat şampiyonunu yenmiş bir adamla yapacağım şimdi. Bir o var, benden daha çok çalışmış. Olabilirdi ama ben ondan daha çok istedim. Gerçekten ihtiyacım vardı ve ülkemizin ihtiyacı vardı. 1-0 yenik duruma düştün sanırım. Evet, 1-0 yenik durumdaydım. Orada çok ince bir detay aklıma geldi aslında. Gördüm. Şimdi parmaklarım şurada kabukları kalkmıştı. Ben parmaklarımı sarıyordum. Şimdi Gençlik Spor Daire Başkanımız Selçuk Çebi kendisi benimle antrenman yaptı bir hafta boyunca. Partnerlik yaptı kendisi. Yani sürekli orada yanımızdaydı zaten spor bakanımız dahil. Sürekli yanımızdaydılar ama Selçuk abinin şöyle bir şeyi var. O da spordan gelme ve 3 defa dünya şampiyonu büyüklerde. Yani çok iyi dereceleri var kendisi. Ülkemizi defalarca olimpiyatlarda temsil etmiş ve çok tecrübeli bir kişi. Ben parmaklarımı sardım. Şu ikisini sardım, üçüncüsünü saracağım. Bana bir şey söyledi. Dedi işte sen şimdi onları sardın da dedi bir anlamı var mı onların? Ben dedim yok dedim öylesine sardım. Dedi mesela benim 3 tane çocuğum var dedi. Ben parmaklarımı her sardığımda bir çocuğumu düşünerek sarardım. Öbürünü onu düşünerek sarardım. Üçüncüsünü öyle sarardım. Dedi yani dedi şimdi maçta yenileceğimi anladığım zaman dedi elimi gördüğüm zaman tekrar ne için? Motivasyon. Aynen motivasyon olarak kendimi toplardım. Ve niçin orada olduğumu hatırlardım. Maçta aynı bu şekil bir pozisyon oldum. Gerideydim. Ayağa kalktık. Orada elimi gördüm. Şu serçe parmağımı oğlumu düşünerek sarmıştım. Oğlum yeni doğmuştu. O zaman onu pek görme fırsatım olmadı. Onu düşünerek sardım. Onun için savaşacağım diye şey yapmıştım. Elimi gördüğüm zaman pes etmeyeceğim dedim. Senin için savaşmaya devam edeceğim dedim. Ve oradan maçı çevirdim. Vay vay süper. Buradan da Selçuk abiye çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ince bir detaydı o. Hayatımı madalyayı getiren oydu yani. Madalyayı getiren şeylerden biri de kesinlikle oydu. Süper vallahi dostum. Vallahi
O videoları defalarca izlemişsindir sen. Sonrasında maçın evet. videolarını, o duyguları defalarca yaşamışsındır. Kesinlikle öyle. Ve eminim bundan sonraki hedeflerinde de tekrar Paris 2024 herhalde vardır değil mi? Kesinlikle Paris 2024'te en büyük hedefim orada İstiklal Marşı'mızı okutmak. Kesinlikle bunu çok istiyorum. Ve şu an 66 kiloya çıktım. Üst siklete çıktım. Çünkü 60 kiloya düşmem gerçekten çok zor oluyordu. Hı-hı. 66 kiloda çok daha iyi şeyler yapabileceğime inanıyorum. Belki orada daha kıvrak olacaksın. Evet. Değil ben mi? Kesinlikle çok kilo düştüğün zaman bir sporcu hem fiziksel olarak hem vücut olarak yani kötü oluyor yani. Bir de benim vücudumda kas kütlesi biraz fazla olduğu için kastan vermek zorunda kalıyordum. Ama şu an bir sonraki maçlarım çok daha iyi geçecek yani buna inanıyorum. Antrenmanlarımızı da ona göre yapacağız artık inşallah. Evet, süper valla. İnşallah dediğin gibi Paris'te o bayrağı, Türk bayrağımızı gönder de göreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Hem röportaj için hem de bize kattıkların, ülkemize kattıkların için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Böyle bir röportaj yapmak gerçekten benim için de bir onur. Süper. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederiz. İnşallah Paris'te Toyota ile beraber senin tekrar yanında olacağız. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar. Yine bir şampiyon. Yine bir şampiyon ve yine bir madalya sahibi. Bugünlük bu kadar. Hadi şu yağmuru yağmadan bitirelim videoyu. Bir sonraki videoda görüşürüz.